TR724 YouTube kanalında Bülent Korucu'nun yazdığı Erdoğan Hanedanı'nda Veliaht Sorunu başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Berat Albayrak'ın ortadan kaybolmasıyla birlikte Veliaht Prens kim olacak sorusuna cevap aranıyor. Benim favorim Bilal Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devleti ve partiyi bir aile şirketi gibi yönetiyor. Eşi Emine Hanım'ın başkan yardımcısı Fuat Oktay'dan daha etkili olduğunu söyleyenler az değil. Eskiden Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı vardı. Sonra ayrıldılar. Küçük oğul Bilal iki bakanlığın üstünde koordinatör gibi. Küçük kız Sümeyye ise kadın, aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu. Eşi Selçuk fiilen savunma sanayi müsteşarı havasında. Ortanca kız Esra devlet işlerinden biraz uzak duruyor. Onun yerine kocası Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı koltuğunda oturuyordu. Sadece fiilen değil, resmen de kabinedeydi. Esrarengiz şekilde istifasının ardından 2 aydan fazladır kendisinden haber alınamıyor. 14 yıl aradan sonra ilk fotoğrafı Sümeyye'nin düğününde yayınlanan büyük çocuk Ahmet Burak, kenarda ısınma turlarına başladı. Burak, şirketini İstanbul Kısıklı'daki malikanenin hemen dibine taşıdı. MB Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bir yıldan fazladır Erdoğan ailesiyle komşu. Babasının servetinin resmiyete intikal eden kısmını yönetmekle meşgul olduğundan kendisine henüz protokolde yer ayrılmadı. Daha önce de bazı siyasetçiler ve ailesi için hanedan benzetmesi yapıldı. Turgut Özal bunlardan biri. İlk özel televizyonu kanun bile çıkmadan korsan olarak kuran Ahmet ve kendisine Jaguar marka süper lüks araba hediye edilen Zeynep ön plandaydı. Efe henüz küçüktü. Ancak 90'lı yıllarda yani Cumhurbaşkanlığı döneminde medyatik olmuştu. Elbette hanedan yakıştırmasına en fazla sebebiyet veren Semra Hanım'dı. Alışılmadık bir başbakan eşi olarak gazete haberlerinin bir magazin ikonuydu. Ama aynı zamanda iş dünyasının Turgut Bey'e ulaşma yoluydu. Unvanı Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Başkanı'ydı ama herkes ona papatyaların kraliçesi gözüyle bakıyordu. Necmettin Erbakan da ailesi üzerinden çokça eleştirildi. Ancak onun çocukları devlete değil partiye ortak edilmişti. Her an kapatılma riskiyle karşı karşıya olan partinin malları hazineye geçmesin diye özel mülkiyette tutulurdu ve elbette çoğu Erbakan üzerineydi. Babanın vefatından sonra kardeşler arasında miras kavgası yaşandı. Zeynep Erbakan kardeşleri Fatih ve Elif'e dava açarak hakkı olan 50 milyon lirayı istemişti. Asıl büyük şoksa Fatih Erbakan ve Elif'in eşi Mehmet Altunöz, Saadet Partisi'nin genel merkezini boşalttırınca yaşanmıştı. İki ortak, bu bina bizim diyerek partiyi mahkeme kararıyla dışarı atmıştı. Bu kısa hatırlatmadan sonra biz konumuza yani Erdoğan Hanedanı'na dönelim. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarındaki rolü ve internete düşen ses kayıtları onun için yıpratıcı olsa da babasının yanındaki istikrarlı hali Bilal'i bir adım öne taşıyor. Resmi unvan olarak İlim Yayma Vakfı ve İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı kullanıyor. Türkiye Gençlik Vakfı, Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve elbette Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanlığı. Erdoğan ailesi için hayati önemde olan Katar'la ilişkilerin santral kişilerinden biri Bilal. Geçtiğimiz hafta yine oradaydı ve Katar Başsavcısı Ali bin Fetaiz el-Marri'nin de aralarında bulunduğu bir dizi isimler seri görüşmeler yaptı. İşin komik yanı, görüşmeleri İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı sıfatıyla gerçekleştirmesi. Ziyaret maratonunda hiçbir üniversitenin bulunmaması kimseye garip gelmeyecektir. Onu bazen eniştesi Selçuk'la birlikte insansız hava araçları komuta merkezinde, bazen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı yanına alıp teftişte bulunurken görebiliyoruz. Ya da babası adına Fenerbahçe Kongresi'ne müdahale ederken. Yeri gelmişken kısa bir hafıza tazelemesi yapalım yine.
Rıdvan Dilmen'in iddiasına göre başkanlığı devredeceğine söz verince Aziz Yıldırım şike davasından tahliye edildi ve dosya kapatıldı. Ancak Yıldırım sözünü tutmayınca Erdoğan 2014'teki kongreye müdahale ederek Mehmet Ali Aydınları başkan seçtirmeye çalıştı. Bilal'le aralarındaki telefon konuşmasında Aydınlara verdiği taktikler, Yıldırım ve destekçilerini hedef alan ağır hakaretler ortaya saçılmıştı. Bürokrasideki Bilal Erdoğan'ın arkadaşları gerçeği de göz ardı edilemeyecek kadar büyüdü. Bilal'in tek handikapı fazla saf görüntüsü. PlayStation'ı tüm çocuklar ister ama herkesin alabileceği bir şey değil türünden açıklaması sonrasında medya ile arasına biraz mesafe konulduğunu gözlemliyorum. Bu bile yeni veliaht iddiasını güçlendiriyor. Trump da oğlu, kızı, damadı gibi aile fertleriyle hanedan izlenimi veriyordu. ABD demokrasisi onun hayallerini bitirdi. Özal hanedanına karşı davulu delen Jaguar Partisi adıyla Zeynep'in evliliği ve hediye edilen Jaguar'ı hicveden parti bile kurulmuş ve seçime girmişti. Bugün Erdoğan'a tarafsız değil demek dahi suç. Peki onlar hiç gitmeyecek mi? 2 ay önce Berat'ın başına gelenleri söyleseler inanır mıydık, diyor Bülent Korucu TR724'teki köşesinde.